Merhaba değerli izleyiciler. Her zaman olduğu gibi sevgilerimizi, sağlık dileklerimizi ileterek başlıyoruz bugünkü programımıza. Layu TV stüdyolarında bugün farklı bir konuyu masaya yatıracağız. Lefke'yi, Lefke'nin güzelliklerini ve Lefke'de gelişen, değişen ilçe olduktan sonra yapılacak projelerin yarınlarını konuşacağız. Ve stüdyomuzda bir Lefke sevdalısı var. Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Sayın Teoman Oktay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet, programa şöyle başlayalım isterseniz. 6. ilçe oldu Lefke. Önce onu kutlayarak başlayalım. Çok tabii kutlandı ve bunda biliyorum ki sizin de çok emekleriniz var. Nasıl bir duygu bu güne getirmek, bu süreci yaşadıktan sonra? Tabii bu çok uzun bir mücadelenin ürünüdür. Uzun yıllardır hep Lefke'den bir şeyler alınıyor, hep Lefke'den bir şeyler götürülüyor. Biz bunu hep elde tutmayı, geriye çekmeyi, geriye kazanımı öne çıkardık. Bu da bize farklı işlerde yapacağımız zamanı daralttı. Hatta imkansız hale getirdi. Uzun uğraşlardan sonra Ocak ayının ilk günlerinde Cumhurbaşkanı'nın imzalanması ve resmi gazetede yayınlanmasından sonra 9 Ocak itibariyle Lefke 6. ilçe. Evet. Bu bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Lefke'nin eski itibarının iadesi derik aslında biz buna. Çünkü evet. Yüzyıllardır Lefke hep bir merkez oldu ve bu merkezin olanaklarını kullandı. Daha sonra 40 yıldır bu merkezlikten biraz kaydırıldı ve bu gerçekten bölgeyi ciddi şekilde etkiledi. İlçe olmanın getireceği tabii ki birçok avantaj vardır. En büyüğü psikolojik yalnızlığı bölge unutacak. Yani devletin burada varlığını hissedecek. Lefke'ye ilçe merkezinin gereklerini yerine getirmek için yapılacak hamleler, yatırımlar Lefke merkezinin de canlanmasını gündeme getirecek. Çünkü biz sivil toplum örgütleri olarak 3 temel üzerinde bölgenin kalkınmasına öncülük ederek ve bu yönde teşvik ederek. Birincisi eğitim, diğeri tarımsal üretim ve turizm. Şimdi eğitim konusu 90'lı yıllara kadar mücadele edildi. Lefke Üniversitesi kuruldu. Daha sonra özellikle son 4-5 yıldır beklenenin çok üzerinde bir performansla Lefke Avrupa Üniversitesi bölgede ciddi bir kurum oldu. Özellikle efendim bu son yıl değil mi? Lefke evet. Avrupa Üniversitesi için aslında yükselen bir yıl oldu ve çok ciddi bir öğrenci artışı, potansiyelin evet. artışı evet. bu herhalde bu ilçe olmasıyla beraber ve site slav olmasıyla beraber de daha bir anlam mı kazandı? Çok önemli evet. bu tabii ki. Yani işte ilçe olması bir de çocukların bir kente geldiğinin şeyidir. Çünkü yapacakları devletle olan ilişkilerindeki bürokratik ilişkilerini artık Lefke merkezde yapacaklar. Bu da Lefke merkezinin de canlanmasını getirecek. Evet. Zaten üniversitenin varlığı özellikle sahil kenarındaki şeyi bayağı hareketlendirdi. Burada artık dur deseniz de bu gelişmeyi önleyemezsiniz. Evet. Zincirler kırıldı diyorsunuz. Tabii. Lefke için evet. Bölge için. Hatta bu Yeşilyurt'ta bir girişte bir çıkışta iki tane yurt bitti biri bitmek üzere. Güzelyurt'a kadar yansıdı. Bilirsiniz evet. bine yakın öğrenci Güzelyurt'ta kalıyor. Yani Lefke Avrupa Üniversitesi'nin sağladığı ekonomik performanstan yalnız Lefke bölgesi değil, Güzelyurt bölgesi de bir şeyler nasıl almaya başladı. Alıyor. Tabii evet. orayı da etkiledi. Evet. Orada da bir moral motivasyon oldu. Şimdi burada biz üniversitenin doğru yolda ve ciddi bir şekilde yönetildiğini görüyoruz. Buradan hiç endişemiz yok. Daha da ileriye gideceğini bekleriz. İnşallah. Evet. Kesinlikle orada bir endişemiz sağlık yok. Sağlık konusunda çok iddialıyız. Evet, evet. Sağlık Bilimleri Fakültesi. Biraz sonra oraya da gireceğiz. Bu yönde dikkatimiz üniversitenin başka noktaya kaydı. Özellikle geçen yıl ilçe meselesini ön plana çıkardık. Ve işte Aralık sonunda 27 Aralık'ta bir milattır Lefke için. Lefke 6. ilçe oldu. Şimdi bu da bir geriye kazanımı oldu. Ne olacak 6. ilçe? Özellikle Yeni İskele ve Güzelyurt olduktan sonra işte ne oldu yani buralar ilçe oldu dendi. Aslında sizin beklentinize bağlı bir şeydir. Bir idari merkez olmasıdır. Ama şudur. Lefke ilçe olduğuna biz yaptık hesaplarımızı. Yani kaymakamlığın kuruluş şeması.
artı diğer kuruluşların, işte TAPU'nun, şehirciliğin, çevrenin ve diğer birimlerin Lefke'ye gelmesiyle 200'e yakın bir personel çalışacak, evet, merkezde. Çalışacak, bu Lefke için çok ciddi bir ekonomik potansiyel bir aktivitedir. Evet. Tabii bir kısmını yaptığımız temaslarda, bakanlıklarda görüyorum. Bunlar yatay geçişle buraya aktarılacak. İşte Lefke'den dışarıya gidip devlet dairelerinde çalışanların bir kısmını buraya gönüllü olanlara aktaracaklar. Ama sonuç olarak burada bir hareketlenme, tabii daha ciddi bir hareketlenme. Çok ciddi bir hareketlenme. Lefke merkezde 200 evet. kişilik bir hareketlenme evet. olacak. Polis müdürlüğü evet. kurulacak. Kaymakamlık, kaza mahkemesi kuruldu. Evet. Ve bütün bunlar merkezin de artık tamamen Lefke'nin bir idari merkez olma kimliğini ve hüviyetini kazandıracak. Şimdi burada da bir kazanım vardır. Bunun takipçisiyiz. Burada yeni bir istihdam imkanı kısa vadede olmayacak. Yani böyle bir beklenti içine hiç kimse girmesin. Dediğim gibi kendi iç kesiminden bir paralel geçişler olacak. Çok cüzi bir şeyler olacak tabii ki. İleri yıllarda bunun şeyi gelecek. Biz şimdi Lefke'ye oturup işte ilçe olduk da ne olduk falan diye beklentisi içerisine gireceğimize, Lefke Sivil Toplum Örgütleri 2017 ve 2018 yılı hedeflerini koydu, turizm. Şimdi büyük bir turizm potansiyeli sadece var. Turizm değil, bunu sağlık turizmi evet. kapsamında isterseniz mi dile getirsek? Tabii, ne için biz onu seçtik, evet. onu söyleyeceğim evet. aslında. Evet. Turizm dedik çünkü turizm de devletin öncelikli kalkınma planlarında vardır. Biz KKTC'de arkadaşlarımızın yaptığı araştırmalarda, bizim ciddi soğuk çalışmalarımızda yaptığımız küçük işletmede işte 5-10 yataklı, 50 yataklı şeye kadar vardır, iki tane. Toplam aslında 250 yatak var bölgemizde. Bu çok azdır. Yani buraya gelen öğrenci velilerini bile barındıramaz burada. Otel kapsamında söylüyorsunuz. Tabii tabii. Otel ve işte küçük pansiyonlar. Evet. Şimdi %1. Biz Lefke olarak şimdi gelişebileceğimiz alan artık turizmdir. Turizm alanında biz gelişmemiz lazım ki Lefke içerisine yeni iş imkanları, yeni istihdam yaratalım. Bizim teşvimimiz, yönlendirmemiz, taleplerimiz artık bugünden sonra turizm ve bunun yanında liman. Bundan sonra budur. Sanıyorum peki, Turizm Bakanlığı'nın da bu konudaki görüşleri değil mi? Lefke tabii, bölgesindeki tabii. küçük konaklama, işte butik tarzındaki konaklama tesislerine teşvik verilmesi gibi diye. Evet. Şimdi sağlık turizmi. Neden biz sağlık turizmini seçtik? Aslında turizmine bir giriş yapmak istedik. En kolay gireceğimiz nokta da bu. Neden? Çünkü 6-7 yıllık bir çalışma var bu konuda ve bürokratik engeller vardır. Çünkü bizim Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle, YAGA Başkanı'yla yaptığımız toplantılarda turizm yatırımı mı, sağlık yatırımı mı diye karar verilemiyor. Hı hı. Ve arada işte teşvikten yararlanamaz, gelecek olan yatırımcı, diğer kolaylıklardan yararlanamaz. Bu nedenle bu proje çöktü. Yani 6 yıl uygulama aşamasına gelmesine rağmen çöktü. Oysa sağlık turizm hakikaten Lefke için çok önemli. Kaçınılmaz gibi de gözüküyor evet. değil mi? Evet. Bunu tabii Lefke Avrupa Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin bu seviyeye gelmesi bizi bu yönde düşünmeye teşvik etti. Evet. Yani çünkü bu tesisin yapılması, yani Lefke Avrupa Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi de bir yeni alan kazanacak. Öğrencilerin evet. orada çalışması, kurs görmesi üniversiteyi bütünleyecek aslında bu aslında yatırım. Bunu iki türlü düşünüyoruz tabii. Hem bizim üniversitenin, yani Lefke Avrupa'nın öğrencileri için bir alan, ama öbür tarafta da bu tür tesislerde her zaman sağlık insan gücüne ihtiyaç vardır. Evet. Sağlık insan gücü de çok öyle kolay elde edilen, kalitesi kolay yakalanan bir insan gücü değildir. Evet. İşte bence üniversitenin burada da asıl katkısı bu kaliteli sağlık insan gücünü bu turizme kazandırmak olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Evet. Şimdi biz bu noktada elimizde veriler var. YAGA Başkanı ile görüştük. O bize bu bilgileri verdi. Dedi ki bunları biz, bu sorunu çözmemiz lazım. Yani bu projeyi teşviklendirebilmemiz için, ki dış yatırımcıyı tekrar buraya ilgilendirelim, ilgisini çekelim, bu sorunları çözmemiz lazım.
Turizm Bakanlığı'nda da görüşme yaptık. Müsteşarla da bilirsiniz. Ve burada küçük bir çalıştay yaptık üniversitenin de katkılarıyla. Sorunu bir harmanladık aslında biz. Tekrar yüzeye çıkarttık. Külleri alevlendirdik. Hem Lefke'nin gündemine soktuk. Hem bakanlıkların, ilgili bakanlıkların gündemine soktuk. Hem de Yaga'nın bu rafta duran projeyi tekrar alıp gündeme sokmasını, getirmesini sağladık. Şimdi bu yönde kısa zamanda aslında ciddi bir mesafe alındı. Ben şunu gördüm. Hem Turizm Bakanlığı, Müsteşar Bey buraya katıldı. Hem Yaga Direktörü buraya katıldı. Gerçekten bu projenin hayata geçmesi için hemfikirdiler. Önümüzdeki dönem biz ne yapabiliriz bu konuda? Şimdi önümüzdeki hafta için yine daha dar kapsamda, daha teknik bir çalışma gündeme getirecek. İşte burada Sağlık Bilimleri Fakültesi, sivil toplum, yerel yönetim ve ilgili kuruluşlar. Bayağı bir hız kazandı ama değil mi? Çok tabii, hızlı gidiyor son zamanlarda. Bayağı hızlı gidiyor çünkü gerçekten şeyi var, yani talepçisi var ve bölge için bir avantaj. Bu nedenle. Bölge halkı nasıl bakıyor? Biraz tedirgin yoksa mutlu mu? Hani siz tabii daha iyi bilirsiniz bunu. Evet, özür dilerim. Nasıl? Yani ben programa girerken ciddi de bir rahatsızlığım var. Evet olsun. Şimdi bölge halkı burada ilk tedirgin oldu. Evet. Çünkü biliyorsunuz Cengiz Topel Hastanesi bir dönem kapatılıp yaşlı bakım evi haline getirilecekti. Uzun mücadeleler verildi çünkü Cengiz Topel Hastanesi ikinci basamak hekimlik hizmeti vermesi gereken. Çünkü vermiyor. Bir konumdadır. Bunun şeyini, personelini azalttılar. Doktor sayısını azalttılar. Ve tamamen böyle bir sağlık merkezinin hemen biraz üstünde bir servis vermeye getirdiler. Halbuki hastanenin yeri o kadar güzel ki değil mi? Ben 2 senedir buradayım. Gerçekten biz orayı klinik alanı olarak kullanıyoruz. Çok güzel, muhteşem bir yer. Evet. Şimdi uzun mücadele verildi bu konuda da. İşte Güzel Yurda yeni hastane. Burası da yaşlılar bakım evi. Şimdi biz yaşlılar bakım evine karşı değiliz. Bu da yanlış anlaşılmasın. O da ihtiyaçtır. Neticede hepimizin yaşlanacağını biliyoruz. Evet. Öyle bir şey yoktur. Ama mevcut bir hastanenin kapatılıp bu şekle döndürülmesine karşıyız biz. Burada zaten öyle de bir düşünce yok şu anda değil mi? Yok. Şu anki o dönem zaten tamamen farklı. Farklı bir şeydi. Evet. O dönem için. Şimdi ama aslında Lefke halkının benliğinde ve havuzasında bu kaldı. Bu kaldı. Doğru. Biz bu doğru projeyi öne çıkarttığımızda dikkat ederseniz geçen gün çalıştayda katılan arkadaşlarımız biraz tereddüt ettiler. Cengiz Topel'in neresine yapacaksınız bunu falan filan dediler. Evet. Aslında bu projenin somut yeri de vardır. Lefke bölgesindeki vatandaşlarımız bilir. CMC'nin yöneticilerinin kaldığı, halk dilinde İngiliz evleri dediğimiz mühendis evlerinin altında Lefke Belediyesi'ne ait 240 dönümlük bir arazi. Böyle dağlık bir yer, ağaçlık. Hemen Göletin batısında yanında, gölet. Değil mi? Çok güzel tabii bir batısında yer. Evet, evet. Gölet ve büyük bir cephesi de denizi gören bir yer orası. Gayet böyle sakin, huzurlu bir yer. Esas bu proje oraya düşünülür. Buraya düşünün. Yani bu proje dediğimiz zaman şunu kastediyoruz değil mi? Yaşlı bakım köyü gibi düşünülen evet, bu proje. Tabii tabii. Hastaneyle ilgisi değil, ayrı bir proje olarak. Bu tamamen ayrı bir proje. Evet. Yani bunu çok netleştirmek lazım. Tabii tabii. Çünkü bu konuda bir karmaşa var. Her ikisi birbirine karışmış durumda. Bunu buradan netleştirmemiz gerekiyor galiba. Kesinlikle evet, doğrudur ki daha rahat yürüyelim, önümüz açılsın. Evet. Cengiz Topel konusunda çalışmalarımız devam eder. Oranın güçlendirilmesi yönünde de bir çalışmamız vardır. İşte önümüzdeki günlerde oranın projesi bitecek. Yeni bir ilave kısım yapılacak. Siz de o çalışmalarda, projelendirme evet, çalışmalarında varsınız. Yani ikinci basamak hekimlik hizmeti verecek seviyeye gelecek. Zaten artık Levy bu seviyeye geldiğinde Lefke ilçe olduktan sonra ve Sağlık Bakanı ve devletin her ilçede bir ikinci basamak hastane
projesi olduğuna göre burada artık bunun tartışması da gündemden çıktı. Tabii bir de tabii üniversiteye bu kadar bir 10 bin ki ileriye dönük 15-20 bine kadar düşünüyor bir öğrenci potansiyeli. Bir de onların velileri, yakınları ve öğretim üyelerini düşündüğümüz zaman böyle bir hastaneye gerçekten ihtiyaç var. Tabii. Her türlü hastalığın ta buradan Lefkoşa'ya gitmek hem maddi açıdan hem de insanın hayatı açısından zaman kaybı olduğu için mutlaka bu projenin de herhalde gündeme yani uygulamaya geçmesi gerekiyor. Tabii. Ben o gün çalıştayda şeyi de söyledim. Yani Kıbrıs'ın kuzey batısını aldığımızda güneyde Baf'tan en uçtaki hastane Baf. Poli bölgesi vardır. Orada bir sağlık merkezi var. Lefke'deki gibi. Burada Cengiz Topel Hastanesi ve Güzelurt Sağlık Merkezi. Buradan da denizden güneye doğru alırsak Trodos. Yani düşünün Trodos merkez Baf ve Lefkoşa çok alanı içerisinde bir tek hastane. Evet. Diğerleri sağlık merkezidir. Şimdi aslında biz bu hastaneyi güçlendirirsek ki daha önce bu hastane bu görevi yerine getirirdi. Bütün bu alandaki kalan insanlara yani güneyde yaşayan Rumlara da sağlık hizmeti verecek. Siz büyümek tabii isterseniz, verecek, güçlü olmak isterseniz her alanda bir strateji belirlemeniz lazım. Mesela o gün buradaki toplantıda Sağlık Bakanımız şey dedi, yani bizim buradaki hastanelere güneyden hasta gelir. Şimdi ters dönüş oldu. Evet. Şimdi buradaki merkezi biz Cengiz Topel'de güçlendirirsek bu dediğim alan içerisinde ki insanlar da en yakın hastaneden sağlık hizmeti alacak. Üniversite 15 bine hedef koydu. Bizim nüfus şu anda 12 bin civarlarında ki bu gelişmeler yeni nüfusun ve burada büyüyen gençlerin burada yerleşimi de gelecek. Bu demektir ki Lefke'nin kendi nüfusuyla beraber üniversite nüfusu 30 binlerden yani önümüzdeki kısa bir dönemde biz 30 bin kişiden merkezde bahsederiz. Artı civarda da belki 100-120 bin kişiden bahsederek böyle bir yapıya sağlık hizmeti verecek bir hastane olması gerekir Cengiz Topel'in. Evet efendim sohbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Değerli izleyiciler, Lefke'yi bir Lefkeli ile konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Teoman Oktay. Evet, devam edelim. Lefke'de neler yapacağız daha? Cengiz Topel'den bahsediyorduk. İsterseniz onunla devam edelim. Daha sonra da yaşlı projemizi tekrar konuşmaya başlayalım. Şimdi Cengiz Topel'i böyle büyük bir proje olarak düşündüğümüzde, tabii ki böyle bu kapasitede, ki bu yaşlı bakım evinin veyahut turistik tesis gibi de olacak bu. Böyle bir tesisin da oradan sağlık hizmeti alması gerekir. Tabii bu neyi de getirecek? Sizinle gidip yerinde de gördük. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Yani süper bir yer. Başka bir şey daha var orada. Hemen Lefke Hastanesi'nin, sağlık merkezinin 500 metre mesafesinde. Yani burada belli bir yaşın üzerinde olan insanlar kalacağı için günlük
tansiyon ölçmedir, şeker tahlilleridir, bunun gibi ufak tefek sağlık hizmetlerini, rutin, şeyler, rutin sağlık hizmetlerini Lefke Sağlık Merkezi'nden de gayet rahat, kısa mesafe olduğu için alabilirler. Bu neyi getirecek bize? Lefke Sağlık Merkezi'nin daha önemli bir pozisyona gelmesini, daha güçlü bir donanımda olmasını getirecek. Yani bu tabii dolaylı olarak Lefke halkı için de önemli tabii olacak. Hemen ellerinin altında daha kısa mesafede sağlık hizmeti alacakları bir yer olacak. Tabii yani bu tür şeyleri, hizmetleri neticede bizim Lefke'deki vatandaşlarımız, yani biz de oradan almış olacak. Ve Lefke Hastanesi ister istemez sağlık merkezi daha güçlenmiş, sürekli doktor bulunan bir yer olacak. Evet. Bu da Lefke'ye yeni bir kazanım olacak. İşte bu projenin bakın şeyine, yansımalarına. Yansımalarına tabii sağlık turizmi çerçevesinde baktığımız zaman Cengiz Topel Hastanesi'ne geçen toplantıda da sizli olan o Çalıştay toplantısında da gündeme gelmişti. Hastanede acaba sağlık turizmi açısından Lefke bölgesinde öne çıkarılması gereken hangi sağlık sorunları, nelere biz ağırlık veririz? Her şeye birden tabii sahip çıkamayız. Ama o gün Sayın Bakan'ın da söylediği gibi mesela Lefke'nin güzel oksijenli havası, işte astım hastalarına, akciğer hastalarına, yaşlı koahlı hastalara çok iyi geleceği diyeyim. Bazı koşullar öne çıkarılarak belki bu hastane yapılırken bunlar da planlanabilir. O da bu yaşlı köyüyle daha sonra bir entegrasyona gidebilir herhalde. Tabii yani bütün bir proje olarak düşünülmesi lazım bu ki sonradan eksiklik hissedilmesin veyahut farklı alanlara kaydırılmasın. Evet. İşte bu önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalar tüm bu projeksiyonu bize verecek. Yani sağlık turizminin altyapısı da ona göre kurulacak. O gün konuşmalardan o çıktı. İlk verilen bilgiler o. Şimdi önümüzdeki yapacağımız ikinci teknik çalışmada tabii ki sizin, diğer bilim insanlarımızın değerlendirmeleri ön plana çıkacak. Bizim talebimiz Lefke Sivil Toplum Örgütleri olarak böyle bir tesisin Lefke'ye kurulmasıdır. Bunun içinin doldurulması, teknik bilgilerin neler olacağı, nasıl olacağı, nasıl yönetileceği bizim biraz boyutumuzu aşar. Zaten biz sivil toplum örgütleri olarak her zaman hangi konuda çalışırsak çalışalım, gerek çevre olsun, sağlık olsun, diğer anlamdaki bütün çalışmalarımızda muhakkak konusunda uzman kişilerden bilgi alarak konuşuruz. Biz kendi alanımızın dışına çıkmayız. Zaten bunu yapmayan projeler yok olmaya mahkum projeler. Tabii. Bunu biliyoruz. Daha örneklerinde geçmişte gördük. Onun için bence en doğrusu herhalde böyle oluyor. Yani çevre alanda yaptığımız çalışmalarda mesela bütün yaptığımız projelendirmelerde işte uluslararası konferans yaptık iki tane. Küçük küçük konferanslar ve çalışmalar yaptık. Elimizdeki çıkan bütün neticeler, veriler Çevre Bakanlığı'nın 2-3 ay önce yaptırdığı araştırmayla, Çukurova Üniversitesi'ne yaptırdığı çevre araştırmasıyla paralel, yani örtüşüyor. Aslında biz sivil toplum örgütleri olarak bunu daha önce yapıp Çevre Bakanlığı'na verdik. Şimdi bu sağlık alanında da aynı şeyi yapıyoruz. Sizinle çalışıyoruz. Bu konuda uzman kişilerle çalışıyor. Sizin bilgilendirmeniz, sizin yönlendirmeniz neticesinde biz buranın kapasitesi ne olacak? Burası dediğiniz gibi hangi branşlarda hizmet verecek? Buralara neler gerekir? Cengiz Topel Hastanesi'ne ikinci basamak hekimlik hizmeti vermenin yanında hangi üniteler eklenecek? Bunlar artık bu tür teknik çalışmaların neticesinde ortaya çıkacak. Tabii bu neyi getirecek? Bu tür güçlendirilmiş bir Cengiz Topel Hastanesi bütün Lefke halkı içinde daha güçlü bir sağlık hizmeti almasına neden olacak. Ayrıca herhalde hekimler de burayı iyi bir çalışma alanı olarak görüp gelmek isteyecekler. Şimdi öyle bir de sıkıntı var ki burasının böyle biraz atılı olmasının, hekimlerin buraya gelip gitmesinde de problem yaratabiliyor. Belki bu kompleks olduğu zaman, böyle bir kompleks olduğu zaman, her alanda, her branşta hizmet şeyi olduğu zaman imkanı, daha farklı da bir ekip oluşturulacaktır, sağlık ekibi. Şimdi çok fazla o konuya girmeyeyim ama bir şeyler söyleyeyim. Yani hizmet vermek isteyen herkes
her ortamda hizmet verir. Yani dünyanın birçok yerinde Cengiz Topel Hastanesi'nden çok daha ilkel yapılar içerisinde insanlar tabii, var, var tabii. Hatta gönüllü evet, biliyorsunuz var. Uluslararası tabii gönüllü ki. Doktorlar var, vardır. Tabii. Gönüllü gidip çalışıyorlar. Yani bunu ben mazaret olarak ama şu kabul etmiyorum yani. Yok, ben şu anlamda söyledim. Şimdi biliyorsunuz tıpta ihtisas ve ilerleme kaydetmek çok önemli. Şimdi eğer atıl bir yerde çalışırsanız bu mesela bir cerrah için ameliyatın az yapıldığı bir yerde çalışmak çok geriletici bir şey. Aynı yani el manipülasyonunu kaybetmek evet. gibi. Bu nedenle ben bu anlamda söyledim. Hasta potansiyeli çok olduğu zaman, imkanlar çok olduğu zaman onlar için de özendirici bir yer olacaktır. O konuda haklısınız ama burada doktor olmadığı için seviye aşağıya düştü. Yani seviye derken hastaneye müracaat sayısı azaldı. Neden? Çünkü orada özellikle son 4-5 senede hangi doktoru bulacağım? Gittiğimde bilmem. Giderim oraya. Hemen ambulansa Lefkoşa'ya en ufak vakalarda bile Lefkoşa'ya sevk edin. Lefkoşa'nın da yükü artıyor tabii. Ciddi bir yük var Lefkoşa'nın üzerinde. Bunu da azaltmada herhalde etkili olacaktır. Bir dönem mesela yine bizim bölgemizden olduğu için Sayın Hasan Öztoprak müsteşardı. Burada bayağı yukarıya çekti doktor sayısını. O dönem buraya müracaat eden hasta verilerine bakın. Gayet üst seviyede. Tabii bir branş olması lazım ki hekim olması lazım. Tabii ki yani gelsin. Evet. Biz dedik nasıl sen bunları sağladın? Öyle bir şansı var mı dedi doktorun yani oraya gitmem, buraya gitmem, şuraya gitmem evet. Ama diye. Bu artık dünyanın her yerinde biraz değişmeye başladı. Evet. Onun için burada da tabii haklı olarak dediğim gibi biraz önce imkanları zorlamak tabii istiyoruz ama hekimler de ilerlemek istiyorlar. Kendi çaplarında haklılar. Evet. Fazla girmeyelim fazla o konuya. Onların bu da konuya, olması lazım. Bu konuya fazla girmeyelim. Girmeyelim. Ama şimdi yapılacak ilavelerle Cengiz Topel'e. Evet. Onun için çok özendirici olacaktır. Tesisler de falan bölge halkının ve şeyin üniversitenin nüfusunun giderek çok düzgün bir şekilde yukarıya çıkması. Yani dediğimiz rakamlarda bir insan potansiyelinin burada olması. Buradaki sağlık çalışanları da o hedefledikleri yukarıya çıkma, görevlerinde ihtisaslaşma imkanı da yaratacak. O imkan yaratılacak. Biz öyle olacağını düşünerek, iyi pozitif düşünerek. Güzel yatırımlar olacak, evet. Peki gene biz dönelim bizim yaşlı bakım merkezimize. Bunun içinde neler düşünülüyor? Yani hangi bölümleri düşüneceğiz? Sizin düşüncenizde neler var? Tabii daha sonra gelişecektir bu ama. Şimdi bir kere yapı itibarıyla önce oradan başlayalım. Hmm. Doğaya uygun. Doğaya uygun. Lefke yapısına uygun bir şey olması gerekir ki ilk proje öyleydi. Yani o ormanlık alanın içerisinde o dağlık araziye uyacak böyle küçük üniteler şeklinde doğayla barışık, lefkeyle evet. barışık, lefkenin yapısıyla barışık bir yani, proje olması evet. gerekir. Hemen burada size girmek istiyorum. Lefkedekilerin de zaten böyle bir endişesi var değil mi lefkelilerin? Yani çok katlı binalar işte buranın güzelliğini bozacak ki haklılar. Herhalde bu yaşlı bakım merkezi son derece ılımlı olacak bu doğayla. İç içe ağaçlar fazla kesilmeden. Evet mi? Yani o evet. merkezde ama tabii ki bu artan nüfus, bu artan öğrenci sayısı da bize binalarında belli yerlerde olması tabii. Yükselmesi gerektiğini evet, evet. söyler yani ama bunu. Ama bir yaşlı bakım merkezi, bu ayrı bir şey. Psikiyatri merkezleri evet. dünyanın her yerinde genelde tek katlıdır ve doğaya evet. uygundur ki terapi açısından da evet, çok yani daha uygun oluyor proje tabii. Proje için öyle evet. ama ben genel olarak söyleyeyim konu evet. açıldı sonradan evet. işte bunlar her şeye karşıdır denmesin. Bir planlamayla hangi yapıların nerede evet. yükseleceği bir imar planıyla belirlenmesi lazım. Lefke bunu artık bu gibi büyük projeler geliyor kesinlikle. Artık. Lefke bir ekonomik sirkülasyon, bir çekim merkezi çekim oluyor Lefke. Olacak. Yani bugün bir bakarsınız sabahtan Lefke'ye böyle araçlar konvoy gibi gelir. Saat 5.30-6 üniversitenin ve devlet dairelerinin kapanmasından sonra bir konvoy gibi gidiş. Yani demek ki insanların da burada bir konaklama ihtiyacı vardır. Yeni konutların yapımı gündeme gelecek. O nedenle biz süratli, az önce de örnek verdik 200 tane merkeze kaymakamlığın ve çatılarının altında oluşacak birimlerde çalışabilmesi için personel gelecek. Bunların konut ihtiyacı olacak. Yani önümüzdeki dönem
bunu ister istemez bu tehlikeyi tetikleyecek. Eğer siz planınızı hazırlarsanız, nerede ne yapacağınızı bilirseniz hiç gelişmeden endişe etmezsiniz. Doğru. Bu kesin değil. Evet. Planlama hiç endişe gerektirmez. Her konuda böyle. Her konuda böyle. Konuda evet. Plansız. Şimdi şeye geldiğimizde, sağlık merkezine geldiğimizde, yani bizim burada şeyimiz kendi kendine aslında yeterli insanlar olarak düşünülür. Yani kendi kendine yetersiz insanlar değil, belli bir yaşa gelmiş, kendi kendine yeterli olabilen ama böyle doğa içerisinde sakin yaşamayı tercih eden, bunu yaparken de hem orada kalıp rahat edip hem de sağlık hizmeti ihtiyacını karşılanacağı bir tesis olarak düşünülür bu. Şimdi ben orada fazla yönlendirmek istemem çünkü bir çalışma neticesinde ortaya çıkacak bu. Hangi konuda ağırlıklı olacak? Çünkü siz bunun pazarlamasını yaparken diyeceksiniz ki bu tesiste bizim şu konuda ihtisaslaşmış bir altyapımız olacak ve bu tür yaşlılara biz burada hizmet vereceğiz. Şimdi ben bunu hemen bir kanala sokarsam, bir yönlendirme olursam ileride yapılacak çalışmaların farklı gelişmesi de olabilir. Biraz ters şeyde kalmış olabiliriz. Ama genel olarak benim söyleyebileceğim budur. Belli seviyede kendi hizmetini karşılayan, kendi kendine yeterli olan ve burada rutin sağlık kontrollerini alabilecek. Daha üst seviyede bir sağlık sorunu çıkarsa da işte Cengiz Soper'den o sağlık sorununu karşılayabilecek bir yapı oluşturulacak. Burada evet. 800 bin kişilik bir kapasiteden bahsedilir. Bunun 800 bin kişilik bir kapasite orada yürüyüş alanlarıyla, gezi alanlarıyla, oturma yerleriyle burada Lefke'de yaratacağı ciddi bir iş imkanı olacak. İş yeni imkanı. Bir gelişme alanı olacak. Biz bu sağlık turizminden başlayarak bölgemizde diğer turistik yatırımları da çekmek için çalışma yürütecek. Bu yaşlıları tabii ki belki iki yönde mi ele almak lazım? Bir, biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi işte belli yaşın üstünde kendi işlerini yapabilen. Tabii bunlar bütün dünyadan da gelebilir. Biliyorsunuz tabii, dünya yaşlanıyor ve böyle güzel alanlar çok az kaldı. Belki onların gelmesi. İkincisi de belki bir kısım günlük yani çocuk kreşleri gibi günlük yaşlı kreşleri yapılabilir. İşte sabah evde bırakmak istemeyen annesini, babasını, yaşlı insanını oraya getirir. Herkes işine gider. Akşamleyin bu yaşlı kreşleri dünyada çok fazla. Bütün gün orada şey olarak böyle güvenli bir şekilde ilaçlarını alıyorlar. Hobileriyle ilgileniyorlar. Akşamleyin de tekrar evlerine aileler gelip alıyor ya da belediyenin beraber çalıştığı zaman bazı arabaları oluyor. O işte bazı engelli şeyleri vatandaşlarımızı getirip götürecek şeyler yapılabilir, projeler yapılabilir. Belki bunu iki farklı şeyde de düşünmek, yani bir turizme yönelik, bir de burada yaşayan insanlara yönelik. Tabii bir de şu da var, biraz önce gene ifade ettiniz, bu gelen yaşlıların, bin kişilik bir şeyin, grubun yakınları da var. Bu yakınlara da hizmet vermek için işte küçük oteller, konaklama bölgeleri, kafeteryalar, restoranlar, onları da mutlu edecek bir şeyler yapmak gerekecek. O zaman hakikaten çok hareketlenecek Lefke. İşte önümüzdeki dönem bu konuda bir şeyimiz vardır. Lefke Bölgesi Turizm Gelişim Planı diye bir şeyimiz vardır. Bu konuda bir sempozyum planlarız. Turizm Derneği'ndeki arkadaşlarımıza söyledik, yani bu konuda bir çalışma yapmaya başladılar. Onların katkısıyla, bizim katkılarımızla üniversitenin de herhalde işbirliğiyle, Turizm Bakanlığı'na işbirliğiyle böyle karma bir şekilde bir sempozyumla bu konu önümüzdeki günlerde daha geniş bir şekilde masaya atılacak. Çünkü ancak böyle bir çalışma neticesinde bölgenin tüm potansiyeli ortaya çıkar ve doğru karar verilebilir. Ama şu anda biz İlk etapta bu işi çok geciktirmeden bu Lefke Sağlık Turizmi konusunda bir girişim başlattık. Bunun devamını sağlayacak ama bunu takviye edici, bunu destekleyici, diğer turizme yönelik altyapılarında oluşturulması için
böyle daha üst aklın, ortak aklın toplanacağı, herkesin fikrinin tartışacağı, yapacağı evet. Doğruların, yanlışların söyleneceği ama esas doğrunun bulunacağı evet. bir ortam yaratılacak. Evet. Böyle bir çalışmamız da olacak. Evet. Bunu büyük ihtimalle üniversiteyle beraber yürüteceğiz. Bizim bölgenin, sivil toplum örgütlerinin böyle bu tür şeyleri var. Bundan 3-4 yıl önce Bağlıköy Ekoturizm Gönülleri Derneği. Bağlıköy'ü daha sonra devam Tabii. edelim. Çünkü kısa bir ara vermemiz gerekiyor şimdi. Değerli izleyiciler, bu güzel sohbete tekrar devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Bilimsel çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Evet değerli izleyiciler, 6. ilçe Lefke'yi konuşmaya, güzelliklerinden ve sağlıkla ilgili gelişmelerinden söz etmeye devam ediyoruz. Sayın Oktay, Bağlıköy'de kalmıştık. Evet. Evet. Şimdi Bağlıköy, Güzide bir köyümüz. Gerçekten çok değerli bir köy. Arkadaşlarla burada bir turizm hareketi başlatıldı. Ekoturizm. Ve bir dernek kuruldu. Çok ciddi ve güzel faaliyetler de yapıyor dernek. Şimdi biz bu ekoturizm derneğini kurduğumuzda ekoturizm nasıl yapılır? Nasıl, neyi nasıl yapacağımızı görmek için birçok kez güneye geziler yaptık. Orada da bu tür yerler vardır. Ama bir şey gördük biz. Bağlıköy gibi bütün köyün bu şekilde olduğu hiçbir yer yok. Merkezde korunmuş belli bir bölge, etrafında da yeni binalar. Argos diye meşhur bir köyleri var şeyde, Limassol bölgesinde. Ki ekoturizmde, bu tür turizmde öndedir, Avrupa Birliği desteklidir. Orada da merkezde bir yayalandırma projesi vardır, eski evlerin tamiratı vardır, güzel bir yapılar vardır, güzel bir koruma vardır. O bölgeyi hep korudular ama çevresi farklı bir şey. Bağlıköy'ün havasını alamazsınız. Bir kere bir dağ köyünde olduğunuzu hissedersiniz. Bu yoktur. Bir tek Bağlıköy'de vardır. Şimdi bunu biz bu şekilde korur ve geliştirirsek ve turizmi açarsak, tanıtırsak da buradaki bu sağlık turizmdeki kişiler de belli günlerini orada geçirme imkanını bulacaklar. Çünkü siz burada bu kadar büyük bir potansiyeldeki insanı sürekli o alan içerisinde tutamazsınız. Yani bunlar çünkü aktif de insanlar. Bir yerlere gitmeleri lazım. Evet. İşte biz bu Lefke bölgesi turizmini düşünürken hep bunları Yeşilırmak'ta bakir bir yerimiz, çok güzel bir yerimiz, üretim merkezi, Yeşilırmak, Bağlıköy'ü, Yedidalga'yı, Gazi veren orada bir gelişme var turizme yönelik. Farklı bir gelişmedir orada. O öyle gelişebilir. Yani orada işte Gazi veren halkına da sormak lazım. Öyle bir gelişmeye onay verirler mi? Onlar hakkında biz konuşmayalım. Evet. Ama orada farklı bir gelişme stratejisi var. Tüm bunları birleştirip buraya gelen insanların büyük bir çoğunluğunu vakitlerinin geçirebilecekleri evet. ve farklı mekanlarda zaman harcayacakları bir ortam yaratmak durumundayız. Evet, zaten sağlık deyince biz
biliyorsunuz biraz yanlış anlıyoruz. İlle hastalandığında gidip sağlık hizmeti almak değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımında hastalanmadan sağlığı geliştirmek. İşte aslında lefke bölgesi burada bu noktada çok önemli bir bölge. Hastalanmadan insanların sağlığını geliştirici ve sürdürücü bir alan. Onun için bu ekolojik bölgelerin değerlendirilmesi gerçekten çok önemli. Tabii yani bu konumu itibariyle de bu düşünülen alan, bu iş için ayrılan alan aslında çok önemli bir yerdedir. Çünkü hemen şu anda resmileşmiş iki tane de yürüyüş güzergahının üzerindedir. Yani orada belli evet, günlerde... Evet, gösterdiniz orayı. Çok güzel bir alan orası. Bağlıköy'e doğru bir yürüyüş yapılır. Orada belli bir zaman harcanır. Geriye dönülür. Oradan tekrar Çamlıköy üzerinden bir tur yapılır, gelinir. Yani Lefke'nin gerçekten turizm alanında çok büyük potansiyelleri vardır. Bunu Girne'de farklı bir turizm yatırımı var. Maus'a farklı. Bu tür farklı bir yöntem. Ben geçenlerde bir şey yazı okudum. Birçoğumuz da görüyoruz bu sosyal medyada. Orada bir gazetenin geldi buraya, yazarı geldi arkadaşlarıyla. Ve işte Kıbrıs'ta kumar turizmi mi? Herkes kumar mı yapıyor? Yani siz Kıbrıs'ı komple kumarhane mi görüyorsunuz? Diye bir yazıdır bu. Yalnız başlık olarak bunu geçti. Ondan sonra da gün içinde buradan çıkıp Erenköy'e kadar gidip böyle Kıbrıs'ta günlük bir iki gün tur attı. Ve günlük yaşamın içine girdi. İşte dedi esas Kıbrıs budur. Günlük yemekleri yedi. Buradaki lokantalardaki servisleri nasıl olduğunu, ücretleri. Yani çok güzel, çok Kıbrıs için. Yemekleri de ön plana çıkarılması evet, gerekir bence. Gerçekten Kıbrıs için çok güzel, tanıtıcı bir yazı. Yani onu okuyan insanlar yalnız burada kumarın olmadığını, farklı turizm modellerinden de burada yararlanabileceklerini aslında görürler. Kumara gelenleri de buraya günlübirlik turlarla çekersek farklı da bir dünyaya getiririz gibi geliyor. Tabii işte yani evet, o da bir alternatiftir. Evet. Bunun dışında bizim hemen üstümüzde az önce bahsettiğim bu Troodos bölgesinde 800 bin turist vardır yılda. Tabii Troodos bölgesinde bu Maratasa Solya Vadisi var bizim Lefke'den yukarıya. Ve hemen yan tarafımızda Poli bölgesi vardır. Orada Afrodit hamamları dedikleri yer vardır. Laçi vardır. Orada bu potansiyelde böyle 1 milyona yakın bir turist akımı vardır. Şimdi bunu da Lefke'ye yönlendirebilirsek nasıl olacak? Lokmacı'da nasıl oldu Lefkoşa'da? Şimdi Arasta esnafına bakarsanız o kapının açılmasıyla %80 alışverişini güneyden kapıdan geçen turistlerden yapıyor. Yani biz bunu da düşünebiliriz. Bu turistlerin buraya gelmesi neyi sağlayacak? Bu gezim alanlarının içerisine bizim bu ileride bahsettiğimiz proje gerçekleştirilirse bu alanda bir tanıtıcı yer olarak gezdirilir ve buraya sürekli birilerini kazanma yönünde bir adım atmış olunur. Yani bir tanıtım. Evet. Çünkü bunun yaşayabilmesi için sürekli birilerinin esas hedefte bu dıştan gelecek insanlara yönelik birdir. Ama sizin az önce hocam bahsettiğiniz o çok önemli bir şey. Yani buradaki insanların da buradan yararlanabilecek bir şekilde planlanması gerekir. Gerçekten ben buna katılırım. Bu bizim ülkemizde de giderek sorun olan yaşlıların bakımı. Yaşlıların kaliteli zaman geçirmesi kaliteli, önemli. Kaliteli en önemlisi. Evet, kaliteli zaman geçirmesi. O şeyde çok önemli bir de fırsat olabilir. Biz bu projeyi başardığımızda gerçekten Lefke çok ciddi bir çekim merkezi olacak. Ben şey derim yani üniversiteden sonra bu yatırımın temeli atıldığı gün Lefke'ye yapılmış en büyük ikinci ekonomik yatırımdır. Ve bir de liman vardır. Ama bu kısa vadede ulaşabileceğimiz bir hedeftir. Limanın bazı zorlukları var, bazı şeyleri var. Ya limanının CMC alanının sorunları vardır. Onların çözülmesinden sonra gerçekleşecek bir olaydır. Uzun vadeli bir çalışmadır o ama bu kısa vadeli, böyle bir yıl içerisinde iyi bir çalışmayla hedefe gidilecek bir şeydir. Ve birçok alanı da, sektörü de tetikleyecek bir projedir. O nedenle biz
hemen yılın başında bunun üstüne çok eğiliyorsunuz. İlçe olurkenden onun tantanasının şeyini yapmadan buraya geçtik. Çünkü o oldu artık. Evet. Tamam, kendi yolunda gidecek. Biraz desteklemeyle, biraz sabırla. Çünkü bir günde olacak bir iş değil. Biraz da bekleyerek o meyvesini verecek. Şimdi hemen bunu da bu paketin yanına korsak, evet, bu lefkeyi gerçekten sıçratacak. Ve bu saydığımız Kuzey Kıbrıs'ın kuzeybatısında yüzyıllardır zaten önemli bir merkezdi. Yine önemli bir merkez olma özelliğini getirecek. Burası bir doğal liman alanı aslında. Yani dikkat edin, çok fırtınalı günlerde liman olmamasına rağmen gemiler buraya sığınır. Doğal bir liman. Çok eski çağlarda Soli döneminde Soli antik limanın kalıntıları vardır. İşte Cengiz Topel Hastanesi'nin yanında pek bilinmez bu. 1920'li yıllara kadar bir başka liman vardı. Tabii o limandan bölgenin ürünleri, işte zeytindir, portakaldır, diğer haruptur, bu tür ürünleri oradan yurt dışına ihraç edilirdi. Onun fotoğrafı şu da var bizde. Şu an öresi yok. Yoktur. Onun bir fotoğrafı var bizde. Bir tek fotoğrafı vardır. CMC bu limanı yapınca herkes madene kaydı, madenciliğe kaydı ve o liman öldü ve atıl kaldı. Evet. Ben hep derim, birçok arkadaşım da aynı şeyi söyler. Evet, CMC geldiğinde buraya belli bir trend çıktı. Ama o gelmeseydi zaten Lefke kendi gelişimi içerisinde gelişip gidecekti. Çünkü bir limanı mevcuttu burada. Kıbrıs'ta 3-4 limandan biriydi ve önemli bir liman merkezi olacaktı. Bu şansını kaybetti. Bizim tekrar uğraşımız 100 yıl sonra, işte 17'ye geldik. 100 yıl sonra kaybettiğimizi tekrar kazanmak. İşte bu da turizmin önemini gündeme getirir. Biz eğer bunları kazanmak istersek ilk adım olarak sağlık turizmini öne çıkararak, bunun kısa sürede yapılmasını hedefleyerek Lefke'yi turizm alanında gelişmeye açık bir destinasyon alanı olarak getirmek istiyorsunuz, evet, görmek isterik. Böyle bir alan açıldığında üniversite de buradan çok faydalanacak. Siz benden daha iyi bilirsiniz hocam bu fonları nasıl faydalanacak oradan. Bölge de faydalanacak. Çok değerli bir yatırım olacak bu. Ama tabii bir takım şeyleri de, bunu destekleyici projeler de herhalde olması lazım. Buranın en büyük sorunlarından biri hep konuşuluyor, ulaşım. Yani turist ulaşım, rahat ulaşım ister. Hı. Turist biraz tabii görüntüyü de, evet, doğal güzellikleri var ama biraz da çeki düzen verilmesi herhalde. Mesela Türkiye'de bazı bölgelerde yapılan bir takım çalışmalar var. Boya alınarak ev sahiplerine veriliyor. Herkes kendi evini boyadı. Çok güzel beldeler oluştu. Mesela böyle projeler de üretilebilir belki. Olabilir. Halkın da kendini bu projenin, Lefke'nin güzelleştirilmesinde, turizmde kendi şeyinin de, çorbada tuzunun da olmasını sağlayıcı belki bir takım projeler de geliştirilebilir. Tabii çok yapılacak şey var. Var. Evet. Tabii iş dinamikler bunları tetikleyecek ve yapılacak hocam. Evet. Yani düşünün, üniversite kurulurken ben çok iyi hatırlarım. Şu denirdi. Ya buraya öğrenci gelecek. Nerede barınacak bu 200-300 öğrenci? İlk gelen öğrenci sayısı 240 zannedersem. Öyle kaldı benim aklımda. İşte belediye kütüphaneyi bozdu, yurt yaptı. Okulun üst tarafına yurt yapıldı. Spor grubu yurt yapıldı falan. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı üniversiteye. Bugün 9000 öğrencinin barınabileceği bir seviyeye geldi. 9000 öğrenciden bahsederek. Şimdi Erdoğan'ımızdaki yapılaşmaya bakarsak, ki 1000-1500 arasıdır benim tahminim, 1500 yeni yatak yapılıyor şu anda bölgede. Bu demektir ki 10.000'in üzerine çıkıyor. Bu çok ciddi bir rakamdır. Yani 10.000 öğrencinin barınacağı, kalacağı bir yurtlar da dahildir bu söylediğimiz şeye, rakamlara. Böyle bir büyük potansiyel ortaya çıkıyor. Demek ki yani biz beklersek her şeyi birlikte götürelim, biraz zor. Biraz zor. Bir şeyin hedef alınıp öne çıkarılması lazım. O giderken yandan da o yaratacağı aktivite ve sirkülasyon onları da getirecek. Evet, düşünün işte şu anda Lefke'de merkezde 60-70 tane dükkan boştur. Demek ki Lefke'nin o ekonomik canlanma döneminde insanlar o şeyin, nüfusun
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir yapılaşma oluşturdular. Ha şimdi yatırım merkezi, çekim merkezi üniversite olduğu için oradan buraya kaydı bu şey merkez, ama bu yeni yatırımlarla oralarda bu özlediğimiz, beklediğimiz şeyi, canlılığı, hayatı bulacak. Evet, ama işte tabii her şeyi devletten, her şeyi sivil toplumdan beklemek de olmuyor. Herkes biraz bir şeyler, herkes evinin önünü süpürse sokak temiz olur dendiği gibi. Evet. Yani herkes de bir şeyler herhalde, ben de görüyorum çok istekli Lefke halkı bir şeyler yapmaya, işte Lefke'deki gelişmelere katkıda bulunmaya. O da çok güzel bir şey. Gelişme daha hızlı olmasını sağlayacak herhalde bu. Evet, bu proje hayata geçmeye başladığı gibi ben çok emin konuşayım. İnanırım ki az önce boş dediğimiz, atıl durumda duran dediğimiz iş yerleri, dükkanlar, o harç oraya konduğu gün onların birçoğu buraya hizmet verebilmek için tekrar canlanacak. Yani insanların kazanç alabilecekleri yani bir şey görmeleri lazım, bir iklim görmeleri tabii lazım. Şu anda yaparsanız Lefke'de, açık ve net konuşmak gerekirse bekleneni alamazsınız. Zaten aşağıya gelenler de hep Lefke'den evet, kapatılan iş yerleridir. Onun için bu proje hem bize sağlık alanında, hem eğitim alanında üniversiteye, hem de ekonomik alanda çok ciddi bir girdisi olacak. Lefke'yi yeniden böyle ilçe olmakla, bu Aplış Kapısı'nın açılmasıyla da, bunun da gelmesiyle Lefke halkı o özlediği, beklediği ortama 2-3 yıl içerisinde ulaşacak. Bu öyle 3-5 günlük işler değildir bunlar. Bunlar uzun vadeli stratejik yatırımlardır. 3-5 yıl sonra bunun meyvesini alırsınız. Dediğim gibi 90'lı yıllarda üniversite yapıldığında 200 öğrenci vardı. Şimdi 10.000, 15.000'den bahsedelim. Böyle bir yapılaşma Lefke'nin nüfusunu da yukarıya çekeceği için kendiliğinden bütün eksik kalan alanlar doldurulacak. Evet, Lefke halkı bu kapasiteye sahiptir. Halkın bir de çok güzel ürettiği şeyler var. Bunlarla ilgili neler yapılacak? Yani mesela bir çarşısı burada olmalı. Bu Lefke halkın ürettiği, kendilerinin yaptığı işte ürünlerin satılacağı çok güzel bir çarşı yapılmalı diye düşünüyorum. Her yerde var bu, biliyorsunuz. Böyle bir şey düşünülüyor mu? Çarşı merkezinin bir bölümün çok güzel restore edildi aslında. Gayet evet, böyle otantik yapısı korunarak restore edildi. Ama şey yok, dediğim gibi alamıyorum. Gelen giden yok. Evet, yani çarşı boş, şimdi gitsek orası boş. Ne yapacak oradaki belki insanlar? Belki işte günübirlik turizm canlandırılırsa, o gelen günübirlik turizmle gelen halk ve turistler oralardan alışveriş yaparsa herhalde bu daha şey olacaktır, aktif bir hale dönüşecektir. Yoksa aynı şey Bağlıköy'de de vardı. Bir dönem Bağlıköy'de bayağı ciddi bir şeyler yapıldı turizme yönelik, ekoturizm konusunda. Orada şu anda da bulabilirsiniz. Kahveyi mesela orada bayanlar çalıştırır ve kendi el emekleriyle ürettiklerini de hemen bir yerde gelen oradaki misafirlere satışını yaparlar. Ama beklenilen netice mi bu? Değil. Yani oraya kaç kişi çıkar günde? Bunun sürekliliği önemlidir. İşte bu yatırımın önemi, 1000 tane, 800 tane aktif bu alan içerisinde dolaşacak insan demek, sürekli 800 bin tane turist demektir. Ve bunların yakınlarının buraya gelmesi. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ve dileğimiz en kısa zamanda bu güzel projelerin Lefke için, Lefke halkı için, Kıbrıs için hayata geçmesi ve dünyanın bilinen güzel bir sağlık merkezi olması. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızı da burada kapatıyoruz. Gelecek programda tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıklar, esenlikler diliyoruz.